Doğal özelliklere göre bölgelerin sınırları kolay kolay değişmezken, beşeri özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları daha kısa sürede değişebilir. Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisinin sınırlarının değişimi daha uzun sürede gerçekleşebilir. Avrupa Birliği bölgesi beşeri şekilsel bölgelerden bir tanesidir. Avrupa Birliği'ne yeni bir üyenin katılımı ya da bir üyenin üyelikten çıkması Avrupa Birliği bölgesinin kısa sürede değişmesine sebep olabilir. Muson iklim bölgesi doğal şekilsel bölgelerden bir tanesidir. Bir iklimin değişebilmesi için arkadaşlar binlerce belki milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Yani burada muson iklimin ikliminin iklim bölgesinin sınırının değişebilmesi çok daha uzun sürede gerçekleşir. Akdeniz Turizm Bölgesi yine beşeri şekilsel bölgelerden bir tanesidir. Bu da e, turizm bölgesinin sınırları daha kısa sürede değişkenlik gösterebilir. NATO Askeri Bölgesi yine NATO'ya e, üye olan bir ülkenin e, çıkması ya da farklı bir ülkenin üye yapılması NATO askeri bölgesinin de sınırlarının değişmesine sebep olacaktır. NAFTA bölgesi, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi arkadaşlar. Buraya da yine dediğimiz gibi bir üyenin katılımı ya da bir üyenin çıkartılmasıyla bölge sınırı çok kısa bir sürede değişkenlik gösterebilir. Bu da beşeri şekilsel bölgelerden bir tanesidir. Dolayısıyla burada sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Dünya üzerinde bazı bölge sınırları birbiriyle çakışabilir. Yukarıda işaretli sahalarda verilen levha sınırlarında hangi bölgelerden birinin çakışması beklenemez? Yukarıdaki e, haritada arkadaşlar levha sınırları gösterilmiştir burası büyük okyanus kuşağı Pasifik Ateş Çemberi olarak isimlendirilen yer Atlas Okyanusu orta kesimleri Alpimada'ya kıvrım kuşağı Afrika'nın doğu kesimleri bu gibi yerler levha sınırları olduğu için tektonik açıdan dünyanın en hareketli bölgeleridir. Dolayısıyla levha sınırlarında arkadaşlar depremler yoğun olarak meydana gelir. Deprem bölgesi olarak kabul edilir. Aktif yanardağ bölgeleridir buralar. Volkanik bölge olarak sınıflandırılır. Ayrıca yine levha sınırlarında kaplıcalar ve ılıcalar oldukça fazladır. Sıcak su kaynakları oldukça fazladır. Yine bu gibi alanların özelliği, levha sınırlarının, hatlarının bulunmuş olduğu yerler genç oluşumlu arazi bölgesidir arkadaşlar. Bunlar birbiriyle çakışır. Ancak levha sınırları ile sanayi arasında herhangi bir bağlantı yoktur arkadaşlar. Sanayi bölgesi sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Taş kömürü maden bölgesi ile aşağıdaki bölgelerden hangisinin çakışması beklenir? Taş kömürü arkadaşlar kalori değeri yüksek olan bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı özellikle dünyada ve Türkiye'de demirçelik fabrikalarında demirin eritilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla demirçelik fabrikalarının bulunmuş olduğu yer ile demirçelik üretim bölgesi ile taş kömürü maden bölgesi arasında bir çakışma söz konusu olabilir. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Ülkemizde taş kömürü maden bölgesi Zonguldak ve çevresidir. Demir çelik üretim bölgesi de yine Zonguldak ve çevresidir. Örnek olarak Karabük Demir Çelik Fabrikası, Ereğli Demir Çelik Fabrikası. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen bölgelerden kaç tanesi ekonomik bölge sınırları içinde gösterilebilir? Turizm bölgesi e, ekonomik bölgelerden bir tanesidir. Ormancılık ekonomik bölge, hayvancılık ekonomik bölge, madencilik ekonomik bölgedir. Dağcılık bölgesi, dağcılık bir spordur arkadaşlar. Dolayısıyla ekonomiyle bir ilgisi yoktur. Karstik arazi bölgesi de yer şekilleriyle alakalı olan jeolojik yapıyla alakalı olan bir bölge grubudur. Dolayısıyla bunun da ekonomiyle bir ilgisi yoktur. Yani 4 tanesinin ekonomi 4 tanesi ekonomik bölge sınırları içinde Gösterilebilir. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir bölge içerisinde değerlendirilir? Turizm, ulaşım, bankacılık ve reklam hizmet üretim bölgeleri içerisinde değerlendirilir. E, tarım ise tarım üretim bölgesi içerisinde değerlendirilir. Dolayısıyla e, sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıdaki haritada işaretli yerlerde hangi bölge sınırları gösterilmektedir? ABD'de Kaliforniya çevresi, Güney Amerika'da Orta Şili, Akdeniz'in kıyısı olan ülkeler, Güney Afrika'da kap bölgesi, Güney ve Güneydoğu, Güneybatı, Avustralya dünya üzerinde Akdeniz ikliminin yaşanmış olduğu yerlerdir. Dolayısıyla Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu yerlerde bitki örtüsü bir çalı formasyonu olan makilerdir arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı çalılık bölge olacaktır. Herhangi bir denize komşu olan ülkeler o denizin adıyla anılan bölge içerisinde isimlendirilir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi Karadeniz ülkelerinden sayılamaz. Arkadaşlar Gürcistan'ın, Rusya'nın, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın Karadeniz'e sınırı vardır, kıyısı vardır. Dolayısıyla Karadeniz havzasında yer alan ülkelerdir. Arnavutluğun ise Karadeniz'e herhangi bir kıyısı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıda verilen birliklerden hangisi siyasi bölge içerisinde değerlendirilebilir? OPEC arkadaşlar petrol ihraç eden ülkeler e, örgütüdür. Dolayısıyla ekonomik bir örgüt. OECD ekonomik işbirliği teşkilatı örgütüdür. Dolayısıyla ekonomik bir örgüt. NATO Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüdür. Askeri bir örgüttür arkadaşlar NATO. Birleşmiş Milletler e, siyasi bir örgüttür. NAFTA ise Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması örgütüdür. Dolayısıyla bu da ekonomik bir örgüt. Sonra da bize hangisi siyasi bölgedir diye sorduğu için sorumuzun doğru cevabı D. Birleşmiş Milletler'dir. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi Baltık ülkeleri bölgesini göstermektedir? Arkadaşlar şurada İskandinav Yarımadası'nın bulunmuş olduğu yerdeki deniz Baltık denizidir. Dolayısıyla Baltık denizine kıyısı olan Estonya, Letonya ve Litvanya için Baltık ülkeleri denilmektedir. Dolayısıyla bu bölge 4 numarayla gösterilen bölge Baltık ülkeleri bölgesini göstermektedir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki haritada verilen yerler hangi ortak bölge içinde verilebilir? Baktığımız zaman Edirne çevresi, Yıldız Dağları, Tuzgölü ve çevresi, Sinop çevresi, Teke Platosu, Menteşe yöresi, Şanlıurfa, Hakkari çevresi, Artvin, Ardahan çevresi. Bunların hepsine baktığımız zaman arkadaşlar bütün işaretlenen yerlerin Türkiye'nin seyrek nüfuslu yerleri olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı C seçeneği. Diğer seçeneklerimize baktığımız zaman dağlık bölge ifadesini hepsi için kullanamayız. Mesela Tuz Gölü ve çevresi dağlık bir bölge değildir. Ovalık bölge kavramını da her taraf için kullanamayız. Örnek olarak Teke platosunun bulunmuş olduğu yer var. burada bu yüzden burada siliniyor. Ormanlık bölge ifadesi burada Yıldız Dağları için, Sinop çevresi için, yani Batı Karadeniz için kullanılabilir ancak e, İç Anadolu bölgesi ya da Hakkari çevresi için kullanma şansımız yoktur. Kurak bölgeyi de kullanamayız. Kurak bölge yine hepsi için ortak bir özellik değildir arkadaşlar. Ülke başkentleri idari bölgeler içerisinde yer alır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisi idari bölge içinde yer almaz? Roma arkadaşlar İtalya'nın başkentidir. Dolayısıyla idari bölgeler içerisinde yer alabilir. Londra İngiltere'nin başkentidir. İdari bölge içerisinde yer alabilir. Tokyo Japonya'nın başkentidir. Yine idari bölge içerisinde yer alır. Kahire Mısır'ın başkentidir arkadaşlar. Bu da idari bölge içinde yer alır. Ancak Marsilya Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olan bir önemli bir liman şehridir. Dolayısıyla idari bölge içerisinde yer almaz. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelerden birisi de dağlık bölgedir. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen bölgelerden hangisi Kırıkı Dağlar bölgesi içerisinde yer alır? Arkadaşlar Türkiye'de kırıklı dağların bulunmuş olduğu yer deyince aklımıza direkt olarak Ege bölgesi gelmeli. Ege bölgesinde Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Boz Dağı, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları olmak üzere birçok kırıklı dağ bulunmaktadır. Dolayısıyla 2 numarayla gösterilen yer ülkemizde kırıklı dağlar bölgesi içerisinde yer almaktadır. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.